Niye geldik buraya? Bütün buraları kim indir biliyor musun? Biliyorum, bizim. Yani dedem indi. Deden indi. Bütün bu arazide benim de dedenin de ikimizin de adım teri var. Kolay olmadı buraları almak öyle. Ben çalıştım, çabaladım, getirdim parayı dedenin avucuna koydum. O da kendi parasını kattı, öyle aldık buraları. Sonra İstanbul'un taşı toprağı altın oldu. Dedim ona ki satalım buraları. O zaman anlaşıldı ki deden tapuyu kendi üzerine yaptırmış. O mende bu dede. Benim dedem öyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsunuz. Akıllı ol oğlum. Ben yalan konuşmuyorum. İstesin babaannene sor, o söylesin sana gerçek mi yalan mı? Saçmalıkları dinlemeyeceğim. Bir tane daha var, istesen onu da dinleme. Sevduğumu da elimden aldı o dede. Aşkımı da elimden aldı. Nasıl yani? Babaannem mi? Tabii ya. Ama bunları sana ben para pul için anlatmayayım. Ben maldan mülkten çoktan geçmişim. Ama torunumdan vazgeçmem bak. Gözler beynin aynasıdır oğlum. Ve senin gözlerinden kafanın biraz karışık olduğunu okuyorum. Dediğin gibi olma, adam ol. Anladığım o ki bu hayat seni bırakmayacak. Ama sen onu bırakacaksın. Gözlerime iyi bak Haşmet dede. Her şeyi görüyormuşsun ya, bunu da gör. Hayatı benden alman için beni öldürmen lazım. Ezgisi duyuyorum. Buram buram Anadolu kokuyor ya. Aha! İşte kaynağı buldum. Biliyordum. Lahmacun kokusu bu. Duvar mı? Kusura bakmayın Tuğal Hanım, ben biliyorum normalde şirkette yani böyle... Bla bla bla. Hepsini unutabilirim ama bir şartla. Ne? Bari bir tane varsa. Ne varsa? Lahmacun. Olmaz mı Tuğal Hanım, var tabii. Buyurun. Murat'ın misafirleri kuruttu beni ya, üzerine iyi gider. Ver 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 ver. Öksüz kalmış. Yetim düşmüş. Ağlıyor sweetheart. Soğan diyorum, soğan yok mu? Aa, olmaz mı Tuğal Hanım? Soğan var da ben hani burada kokmasın, şey olmasın diye. Ben de koyayım mı? Vallahi koyuyorum. Hadi otur. Bak, hoppa yine. Hadi koy, koy, koy. Koy. Ya sen niye böyle şey yapıyorsun? Ay, evet, onlardan da doldur. Ay, o gözüne mi karşı? Gel, gel. Çıkar. Ay. Hadi koy, koy, koy.